Herkese merhaba arkadaşlar, Okulan Türkçe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Farklı bir köydeyim, gördüğünüz gibi bana şöyle yorumlar geldi. Dediniz ki arkadaşlar, ya daha doğrusu Onur abi, çok fazla gemle geliştin, biz burayı yakalayamadık, en baştan buraya dönemedik. Ben de dedim ki madem öyle en başa döneyim ve sıfırdan bir yan köy inşa ederim ve bakalım neler yapabiliyoruz, birlikte nasıl ilerleyebiliriz, size de nasıl yardımcı olabilirim bu konuda. Şimdi hemen koşarak bizim çok sevgili ablalarımız buraya doğru gelsin ve yeni dünyaya doğru hızlı bir şekilde gidelim. Burada bu bölümde neler olacak? Hadi oynayalım şeklinde bir seri bu. Burada yapacağımız şey aslına bakarsanız saldırı taktikleri düşük seviyede. Ek olarak köy tasarımları gibi şeyleri birlikte yapmaya çalışacağız. Tabii ki biraz zaman alacak, biraz daha sebat edeceğimiz ve biraz daha yavaş yavaş ilerleyeceğimiz bir seri olacak. Fakat çok eğlenceli olacağına adım gibi eminim. Normal, daha önce Clash of Clans'da yaptığımız Oynuyoruz serisini bu köyde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi derseniz bunu da bitirelim. Burada mümkün mertebe fazla gemle herhangi bir şey basmamaya çalışacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi biraz daha az gem kullanacağız vesaire vesaire. Şimdi 4 tane varmış. Sağlı sollu şuralardan gönderelim o zaman bunları. Güzel. Şimdi zaten ilk başta ilk alacağımız 3 tane saldırı bizim çok fazla işimize yaramayacak. Özellikle geliştirmeleri biraz daha saldırıya özel yapmak istiyorum. Bu şekilde biraz daha ofensif bir köyümüz olacak. Fakat şunu da biliyorsunuz ki günde 3 tane adam akıllı ganimet toplayabildiğimiz için aslında çok da fazla bir şey alamayacağız. Yani çok hızlı gelişmeyecek. Normalde biliyorsunuz daha önceden saldırıları bir şekilde rahatça hani yapardık ve giderdik, geliştirmelerimizi vesairelerimizi yapardık. İnşaatçı kışlası. Tamam, hadi bakalım. Ne kadar çok konuştun arkadaş ya. Bunu kapatalım. Burada basacak çok fazla şeyimiz var. Dilerseniz bir tane ordu kampı şu an basamıyoruz. Biraz ganimet almamız lazım. Süper. Başka ne var? Dekorasyonu geç. Savunmaya bak. Savunmada basacak çok fazla şey var. Ama dediğim gibi öncelikle orduda bir kışla yapalım ki düşmanlara karşı biraz daha etkili saldırılar yapabilelim. Evet, güzel bir köy. Tabii ki boş bir köy. Hemen şuradan dilerseniz şunları alalım. Daha sonra da tüm köyü temizleyelim. Bakalım karşıdaki %100 alabilecek mi? Eğer alamazsa, ki gerçi almaması için de hiçbir neden yok, o da ayrı bir hikaye de. Tahmin ediyorum oyun bu ilk saldırıları bize kasten veriyor arkadaşlar. Bu şekilde hiç değilse biraz ganimet verebiliriz, alabiliriz. Yani bu Lord M diye birinin gerçekten köyünün bu olduğunu düşünmüyorum. Yani buysa da hani oyun bize biraz daha kasten veriyor olabilir, robot olabilir bu, bilmiyorum. Bakalım karşıdaki %100 aldı mı? Çünkü bunun, benim köyümün de %100 alınmama imkanı yok doğrusu. Çünkü hiçbir defans yok. Bir tane ufacık bir defans var. O da pek bir işe yaramaz. Gördüğünüz gibi. Fırlatma tuzağı da varmış bizde. Evet, ne alemdeyiz? %100 aldı. Berabere kaldık. Bu arada berabere kalmayı da bir görmüş oldum. Şöyle bir şey yapalım mı acaba? Savunma diyelim. Fırlatma tuzağı değil de yaylı tuzak henüz açılmamış değil mi? Fırlatma tuzağını acaba koysak? Şuraya. Gerçi bir tane daha defans binası basmam lazım benim o zaman. Savunma diyelim. 12.000. Basacak bir şey diyor ki arkadaş. Şöyle yapsak peki. Bunu buraya getirsek. Şunu da şuraya yaklaştırsak. Acaba böyle bir şey yapabilir miyiz? Bunu buraya doğru yaklaştıralım. Şu iksir toplayıcıyı da bunun önünü kapatalım. Bu altın madeniyle bunun önünü kapatalım. Bunların hepsini böyle çevresine toplayalım. Bu şekilde bu buradan geçemesin. Geçemezse de bize saldıramaz değil mi? Evet, belki şöyle bir köy tasarımı benim işimi görebilir. Her ne kadar defansım olmasa da defansımı iyi bir şekilde korumam lazım aslında. Hikaye bundan ibaret. Bakalım, belki bizden daha az yüzde alır. Eğer daha az yüzde alırsa, yani %100 almazsa biz de ganimet kazanırız. Her ne kadar şeyi basamıyorsam da böyle bir yöntemle belki biraz daha işi götürebilirim. Bu arada siz kaçıncı seviyedesiniz onu da size sorayım. Yani inşaatçı binası kaçıncı seviyedesiniz onu da benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Özellikle neye ihtiyacınız var bana onu söyleyin. Yani ganimet kasmaya ihtiyacım var diyebilirsiniz. Köy tasarımına ihtiyacım var diyebilirsiniz. Troll base yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da ne bileyim
özellikle şu köy binasının ya da şu inşaatçı binasının üzerine biraz daha yoğunlaşırsan güzel olur diyebilirsiniz. Bakalım işe yaramış mı? Evet. Çok güzel bir şey. Bakmam lazım. Evet bak mesela bu güzel bir taktik. Defansın olmadan nasıl köyünü savunabilirsin? Güzel bir taktik. Gördüğünüz gibi defansıma dokunamadılar bile. Hatta direkt köyden de ayrılmış. Güzel. Dilerseniz hemen bir daha saldıralım. Bak yine burada da aklını kullanan bir arkadaş var ama yeterlice kullanmamış. Mı diyeyim, yeterli kullanmış. Ne yazık ki işlemedi benim saldırı taktiğimde. Dur bakalım belki köy binasını alır mıyım, alamam ama. Yani muhtemelen şurayı bir tane bırakmam lazımdı. Şurayı bir tane bırakmam lazımdı. Çok akıllıca bir saldırı yapmadım, farkındayım. Ama o benden daha fazla almış gördüğünüz gibi. Şimdi orduya gidelim. 12.000'e hala basamıyorum bu arada. Çok da bir şey kalmamasına rağmen 12.000'e hala basamıyorum. Şunu bir yaklaştıralım aşağıya. Sonra köy binasını şuraya çekip bunu bir aşağı indirelim. Bir de böyle deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Bu arada burada ne var? Bir tane ödülümüz varmış, süper. 50 altın aldık, 50 gem aldık. Başka da bir şeyimiz yok. 6 saniye sonra yeni bir saldırıya gidelim ve günün son ganimetini de buradan kapalım. Tabii ki bu bölümün biteceği anlamına gelmiyor. Biraz kupa yavaştan kasmamız lazım arkadaşlar. Evet mesela bu kötü bir tasarım olmuş onun için. Çok rahat bir şekilde aldı. Muhtemelen o alamayacak bu kadar fazla yüzde. Ve ben de günün 3. kazandığım saldırısını da yapmış olacağım. Bu şekilde ganimetimizi de atacağız cebimize. Bekleyelim. Evet %58'i geçtik. Rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum bunu. Oo, fırlatmalar falan basılmış. Bak sen hareketlere. Tabi bu seni kurtaracak mı? Kesinlikle kurtarmayacak sevgili dostum. Evet bunu da aldık. Güzel. Bakalım o yüzde kaçta kalmış? %0 mı? Vay güzel. Evet şimdi artık bir tane şeyi basabilirim. Ordu kampı basabilirim. Tamam mı? Güzel. Defansımız zaten bizi yeteri kadar mutlu edecek şekilde orada duruyor. Aynı zamanda savunma binası da basabilirim. Şu an bak. 5 dakika içerisinde okçu kulesi basabilirim. Bunu şu an basıyorum. Bunun da nedenini açıklayayım arkadaşlar gemle. Şu an için bekleyerek, 5 dakika bekleyerek bunu siz de rahatlıkla basabilirsiniz bu yüzden. Şimdi bunu buraya bırakalım. Tamam mı? Bunun etrafını duvarla değil fakat gördüğünüz gibi diğer binalarla kapatıyorum. Bu benim işime yarayacak bir şey. Aa uzun menzil hızlı saldırı yapabiliyoruz ha. Aa ben bunu dikkat etmemiştim. Hızlı saldırı yapalım o zaman arkadaşlar. Güzel. Bir tane defans binamız bu aşağıda. Başka ne defans binamız var? Çit yapabiliyoruz. Şimdilik gerek yok. Fırlatma tuzağı yapabiliyoruz. Fırlatma tuzağının bine basabiliriz. Fırlatma tuzağını şöyle yapalım isterseniz. Eğer bir arkadaş şuradan saldırırsa ki saldıracaktır muhtemelen. Nereden? Buradan. Tamam mı? Buradan saldırdığında bunu aşağı doğru atsın. Bu da benim işime gelir. Kaynak basabiliyor muyum şu an? Basamıyorum. Ordu basamıyorum. Savunma binası basabiliyorum fakat çit basabiliyorum. Çiti de nereye basalım derseniz. Şuraya basalım. Tamam bu bizim birincimiz olsun. Bir de şu hemen bitişini yapalım bunu. Bu şekilde sağdan soldan ya da üstten girmek zorunda hissetsin kendini. Ya da isterseniz şöyle de yapabiliriz. Gerçi onun bize bir faydası olacağını düşünmüyorum. Şöyle yapalım. Ha, bu şekilde sağa doğru ilerlemek zorunda kalacak. Başka tabii ki basacak çok şey var. Yani en azından şu çift top var ama çift topa henüz şeyimiz yetmiyor. Ganimetimiz yetmiyor. Biz de bir tane daha üçlü geldi. Güzel. Süper. Herhalde yeni bir kamp bastığım için olabilir. Şunu bitirelim ve dilerseniz diğer bir saldırıya gidelim. Bu ne? Niye basmak zorunda bıraktım bunu? Tamam. Evet yeni bir saldırı yapabiliriz dilerseniz. Şu an kışlayı da basmadık bu arada. Güzel. Şunu çok rahat bir şekilde aldık. Aşağıda bir tane daha top var. Ben o topu görmemiştim. Keşke görseydim onu. İşte ise diğer tarafa gönderirdim. Bizim çocuklar köy binasını alabilir mi? Emin değilim. Alamaz herhalde. Gerçi yukarıdan destek asker geldi. O yüzden %50'den fazla alacağız muhtemelen ama... %100'ünü de çok rahatlıkla alabilirdim ben bu köyün. Sadece dalgınlığıma geldi. O alttaki topu nasıl görmedim ben, o da ayrı bir hikaye.
Neyse tahmin ediyorum o zaten onu alamayacak. Evet, diğer bir yüzde şeyi de aldık. Kısmı da aldık. Biz kışla basabiliyor muyuz bu arada? Kışlayı ne zaman basabiliriz? Bu binalarda daha fazla yapamazsam o zaman kışlayı geliştirebiliriz. Aynen. Dilerseniz okçuyu da bitirelim şimdi. Güzel. Diğerini de 10.000'e basabiliyorum ama bunun için inşaatçı binasını yükseltmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok kısa zamanda güzel bir noktaya kadar geldik arkadaşlar. 5.000'e okçumuzu geliştirebiliriz. Dilerseniz şunu bitirelim. Bunların her biri 5'er dakikalık şeyler olduğu için ekstradan şey yapmıyorum, beklemiyorum sizi de çok fazla bekletmemek adına arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi yeni bir saldırıya doğru gidebiliriz. 8 tane şu an barbarımız var. Şu an barbarlar benim işimi görüyor. Tamam mı? Güzel. Mesela şu arkadaşa şuradan saldıracağız. Bunlar ilk başta burayı indirdikten sonra tahmin ediyorum aşağı okçuya giderler. Okçuyu da alırlar gibi gözüküyor. Aldıktan sonra biraz yavaş da olsa bütün köyü çok rahat bir şekilde alabilirim ve %100 ganimeti buradan kaldırırım. Tersine inşaatçılık şeyini aldık, becini aldık. Güzel. Bu da yıktığın inşaatçı binası sayısıyla orantılı olarak sana bunu veriyor diye hatırlıyorum yanılmıyorsa. %100'ünü yine buradan toparlamış bulunuyoruz. Güzel başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Burada birkaç tane ufak taktik var sizin de gördüğünüz. Özellikle defansınızı diğer binalarla kapatmanız çok büyük bir önem arz ediyor. Şunu da bitirelim derseniz. Güzel. Şimdi yeni bir saldırıya gidelim. Kaynak yapamıyorduk. Tamam. Bir yandan da kontrol ediyorum. Hani ne yapsak ne geliştirsek diye. Bunu 30.000'de geliştirebiliyoruz. İnşaatçıyı geliştiremiyoruz. Topu 20.000'e geliştiriyoruz. Geliştiremiyormuşuz. Pardon. İksir toplayıcı yine geliştiremiyoruz. Altın madeni yine geliştiremiyoruz. Yıldız laboratuvarı geliştirebiliyor muyuz? Bir onu geliştirebiliyoruz. Onun da şu an için bize bir kazancı yok. Ama bekleyelim bence. Yani şu an bu iksire geliştiği için basabilirim. Benim şu an geliştirebilecek inşaatçı binam şu. Onu da ikinci seviyeye getirdiğimde tahmin ediyorum biraz daha kabul edilmiş bir şey yapmış olacağız. Şimdi bak adama bak. Bak bu kendini akıllı sanıyor. Bu bir. Tamam mı? Şu iki. Şu üç. Şimdi bunları bir öncelikle indiremedik. Şurada şey varmış. Tamam o zaman ben bir yerden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir defans yapmış. O defans da gördüğünüz gibi şu sağdaki top, çifte top. Ama şu da doğru ki ne yazık ki ana binasını savunmuyor bu top. Ben de dolayısıyla %50'den fazlasını 2 yıldızla birlikte çok rahat burada alabiliyorum. Evet bu 3 tane okçuyu indirecek muhtemelen bu top atar ama günün sonunda bakacak olduğunuzda çok rahat benim elim daha kuvvetli bir şekilde %67 aldım. Bakalım o kaç alacak. Gördüğünüz gibi rahatlıkla burayı da temizledik. Şimdi top atar basabiliyor muydum ben savunmada? Evet 20.000 veriyorduk. 50.000 güzel. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunu basacağız tamam mı? 8'e bunu dilerseniz bitirelim. Sonra da inşaatçı binasını 30.000'e basabiliyorum. Elimde şu an gördüğünüz gibi 35.000'lik bir şey var. Burada da tabii ki barbarı öncelikle geliştireceğiz. Daha sonra tekrar bunu basacağız. Bu da bizim yeni seviye barbarımız olacak. Ve son olarak da bunu basacağım. Şu an için elim gayet temiz ve gayet güzel bir ilerleme sağladım. Şimdi ufak bir köy tasarımı düzenlemesi yapmak durumundayım. Şu an gördüğünüz gibi iyi ilerliyoruz. Gayet iyi ilerliyoruz. Üstelik yaklaşık bir 10 dakikada bayağı bir yol almış bulunuyoruz. Köy tasarımını nereden yapıyoruz ya? Allah Allah. Ben niye göremiyorum şu an köy tasarımını? İlginç. Neyse biz kendimiz yapalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Çünkü şu an topumuz da geldi. Bu topu da doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Nereye koyacağız ya biz bu topu? Biraz sağ kısmı da bizim savunmamız lazım şu an arkadaşlar. Yani bahsettiğim yer şurası. Tamam mı? Şuraya dilerseniz bunları çekelim yavaştan. Sonra altın madeninin yanına bunu koyalım. Önünü ordu kampıyla kapatalım. Hatta mümkünse altın madeninin yanına bunu böyle çekelim. Tamam mı? Bu burada aşağı kısımda olsun. Şu an bayağı güzel bir şekilde defanslarım korunuyor. Hatta girişi engellemek için bunu da buraya koymalıyım diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hatta mümkünse bir tane daha kaydırabilirim. İş görür. Şu an binalarımı defans olarak kullanıyorum. Farkındayım ama temiz iş göreceğine de inanıyorum. Dilerseniz bir deneyelim görelim.
Şimdi saldır diyelim. Bu arada defansımız da güzel bir şekilde kendi yerinde olduğu için herhangi bir sorun yaşatmaz bize. Şu an bayağı bir top var bu arada burada gördüğünüz gibi. Ama soldakinin çok fazla işe yarayacağını düşünmüyorum. Çok açığa bırakmış. O yüzden ben buradan bütün askerlerimi konumlandırıyorum. Tamam mı? Bu bir. Bir tanesini de şuraya bırakacağız. Sağ kısmı da alır. Şu an ana binayı alırım diye tahmin ediyorum. Çok rahat aldım. Güzel. Bizim çocuklar sağ alttan girmeye başladı. Bu arada bir tane de yaylı tuzak koymuş. Sıkıntı yok. Sağdaki topu da aldık diye düşünüyorum ben. 4 tane okçum şu an ona karşı sıkıyor. Güzel. Soldaki topun menziline girene kadar çok rahat bir şekilde köyü temizlemeye de devam edeceğim. Kabul etsin ya da etmesin. Gördüğünüz gibi hala çok fazla sağda olduğu için yanlış konumlandırmış onu. Köyünü koruyamıyor. Kendi köyünü koruyamıyor adam. Biraz daha kupa kasalım bu arada. O bak hala koruyamıyor, görüyor musunuz? %90'a geldim. %91 hala koruyamıyor. Şimdi ancak alır. O da benim bir işime yaramaz. Onun olsun o. Yüzde bilmem kaç. Evet, gördüğünüz gibi %91 ile 2 yıldızla bu savaşı kazandım. Gördüğünüz gibi yine bir zafer. Sıfırdan başlayınca da böyle güzel daha önceden de deneyime istinaden şeyler yapabiliyoruz. Şimdi mesela o saldırıyı ben bir görmek istiyorum. Sizin de müsaadenizle. Neredeydi o? Şurada mıydı? Savaş günlüğü. Evet, bu. Bakalım nasıl bir köy saldırısı yapmış. Bizim de defansı da biraz görmüş olurum bu şekilde. Bak, sağdan bırakmış benim top atar bunların canını okumuş. Soldan bırakmış benim okçuyla top atar bunların yine canını okumuş. Hiçbir şey alamamış gördüğünüz gibi. Tertemiz, mis gibi. Çok güzel işleyen bir defans. Bu köy tasarımını birinci seviyede alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu not edin kendinize. Tamam mı? Dilerseniz şunu bitirelim ve yeni bir saldırıya gidelim. Şimdi yine güzel bir köy tasarımı. Bu güzel bir köy tasarımı bak. Tamam mı? Ama bu da tabii ki yenilmez değil. Şimdi öncelikle yapacağım şu arkadaşlar. Kışlayı benim aradan çıkartmam lazım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tamam mı? Arkasından da hemen vurucu kuvveti olan okçuları göndereceğim. Barbarları burada tank olarak kullanıyorum. Alabilir miyim emin değilim. Ama gördüğünüz gibi bir şekilde burada öne tank olarak barbarları koymam gerekiyordu. %50'yi bile alamadım. Ama şuna güveniyorum, o da bunu alamayacak. Belki şuraya bir tane okçu saklayıp bu araştırma binasına bunu gönderebilirdim. Ama olsun, %55'i aldık. Yani daha güzel olabilirdi. Bir binayı daha alabilirdim oradaki yıldız binasını ama sıkıntı yok. Yine de gördüğünüz gibi 260 kupaya erdik. Hemen yeni bir saldırıya gidelim. Bizim köy tasarımı çok iyi. Onu söyleyeyim. Şimdi... Buradan nereden saldırılır? Sağ üstten, sol üstten girmeyi planlıyorum arkadaşlar. Oo, çok yanlış bir yerden ilerledi ya. Ben beklemiyordum oradan ilerlemesini. Bu da güzel bir köy tasarımı. Bu da güzel. Evet arkadaşlar, bunu dikkate alın. Bu da güzel bir köy tasarımı. Özellikle oraya koyduğu yaylı tuzak bayağı güzel iş yaptı. Gördüğünüz gibi benim askerleri indirdi. Galiba ilk kaybımızı burada verebiliriz. Benden daha yüksek bir şey alabilir. Emin olmamakla birlikte az sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Bakalım o ne yapmış. 8 tane barbarla nasıl almış. Merak ediyorum. Sağdan girmiş. Güzel. Ben de olsam galiba ben de oradan girerdim ama daha fazlasını da alamamış. Olsun. Yine de köyümüz gayet güzel çalışmış. Bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Şimdi yeni bir saldırıya gidelim bakalım. Evet. Keko bir köy. Muhtemelen sağ kısımda bazı tuzaklar. Burada bir tuzak bekliyorum. Vallahi o bile yokmuş. Tamam, hemen şuraya okçuları koyayım. Şimdi okçuları niye oraya koydum onu da söyleyeyim. Yukarıdaki barbarlar tank olurken arkadan birilerinin vurması lazım bu köylere. O da tabii ki barbarlar ve okçular. Barbarlar önden gitsin bırakın. Arkadan okçuları gönderin. Sonra gördüğünüz gibi köy bomboş. Geriye kalan bütün köy sizin arkadaşlar. İstediğiniz gibi indirin. İstediği kadar yayla geriye atsın. Daha sonra dönüp tekrar istediğiniz gibi saldırabiliyorsunuz. Bu ada... Tamamen adamın köyü kötü tasarlamasından kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi ben daha duvarları muvarları da almadım. Ama çok rahatlıkla birinci köy binasında 250 kupanın üstüne çıkabildik. Şu anda da gördüğünüz gibi yine %100 ile bu savaşı da bitirdik. Şu an bakalım kupamız ne alemde? 282'deyiz, gayet güzel. 27 kupa aldık buradan. Hemen yeni bir saldırıya gidebiliriz bence. Bu nasıl bir köymüş bakalım. Daha güzel bir köy ama yine de böyle içime sinen bir köy olmadı.
Bakalım. Şimdi şuradan bir girmeyi deneyelim. Sol üstten biraz bırakıyorum çünkü mümkün mertebe bu okçu kulübesine, ne okçu kulesi mi? Okçu kulesine gitmesini istiyorum. Tam istediğim gibi olmadı çünkü sağdaki şu top atar, çifte top atar epey zarar veriyor. %28'de kaldık burada. Askerler de tabii biraz daha kuvvetsiz olduğu için sıkıntı yaratabiliyor. Allah'tan bu Keko da %20'ymiş de şey yapamamış, alamamış. Evet, okçuları bırakıyor. Pataküte hepsini indiriyorlar. Bu da %20'de kalıyor. Güzel. Evet, dilerseniz şunu bir saldırı daha yapalım ve taşıyabildiğimiz kadar yukarıda taşıyalım arkadaşlar. Şimdi bak, şurada çifte top atar var ya, benim o çifte top atarı almam lazım abi. Çünkü o benim için tehlikeli. Hemen arkasına dilerseniz okçularımızı basalım. Okçular defans olarak bunların hepsini bir toparlasın. Daha sonra köy binasına saldırsın. Köy binasını o da şu an benim yaptığım gibi geliştiriyor arkadaşlar. Muhtemelen köy binasını alırım zaten. Onda bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Birkaç binayı daha sağdan soldan toplarsak zaten bu adam daha fazlasını alamaz diye düşünüyorum. Evet, onu da alsın. %60'da kalalım. Sıkıntı yok. Tahmin ediyorum aldım şu an. Güzel. +26. Ya bence devam bile edebiliriz arkadaşlar. Fena gitmiyor. 336. Hiç değilse şöyle bir 400 kupaya kadar çıkaralım madem. Şimdi bu biraz karışık bir köy. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı buraya bıraktım. Bir tane buraya bıraktım. Arkaya da 3 tane okçu bıraktım. Şimdi soldaki yeri hızlı bir şekilde alırsa ben sağa doğru saldırmaya başlayabilirim diye düşünüyorum ama bizim sağdaki soldaki iksir deposunu almamız biraz zaman aldı ne yazık ki. Yine de köy binasına saldırılıyor şu an. Köy binasını rahatlıkla alırım. Önemli olan daha fazla nerede bina alacağım. Yapma be, al onu be, al onu be, al onu be. Ah 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 ah. Çok kötü oldu bak, bunu beklemiyordum. Bak bu bizden daha fazla almış. Neyse, buna bakmaya gönlüm el vermeyecek arkadaşlar ama olsun. Tabi yavaş yavaş artık bizi alabilecek ufak köylerle de karşılaşabiliriz. 1 2 3 4 İşte bu da böyle bir köy. Ve 6. Bak, önden okçular ölmeden hızlı bir şekilde ileriye doğru gitmemiz lazım. O zaman biraz bir şeyler verebilir bize. Şu an sadece defans binaları kaldı. Defans binaları da olmayı versin abi, sıkıntı yok. Bak, sadece şuraya bir tane daha bırakabilirmişim, onu gördüm. %52 yıldız. Sen kaç aldın? Bakalım kaç aldı bu. Oo, inşaatçı binasını yok etti. Keşke bunu da canlı izleyebilsek ya. Merak etmiyor değilim. 36 saniye sonra okçuyu bitirecekmiş. Bitirsin. 12.000'e de dilerseniz son olarak bunu basalım. Bitirdi mi? Zafer işte bu. 8 saniyede %28'de alamadı tabii ki. 357 kupamız var. Süper. Biraz daha hızlı gidelim. Bakalım nerelere gideceğiz. Aa, adam geliştirmiş bu arada bunu. Şimdi şunun yerine şunu alsam, tamam mı? Şöyle bir şey yapsam. 1, 2, 3, 4. Acaba bu binaları hızlıca alabilir miyim? Aldım mı? Aldım aslanım beni. Şimdi yukarıda şunu çok uzağa bırakmış gördüğünüz gibi. Ben ne kadar fazla saldırır etraftan bir şeyler alırsam benim için o kadar karlı olacak. Bu da böyle bir saldırı taktiği olsun bize. Güzel. Köy binasını alamayacağım muhtemelen. Alabilir miyim acaba? Yok, okçuları dolaş, okçular etrafı dolaşmayı tercih etti. Olsun, %60 küsür hiç fena değil. Bunlar şimdi saldıracak mı? Aa, yine vuramadı. İyi, %70 aldım galiba, değil mi? Askerleri değiştirebilmek çok önemli bir özellik arkadaşlar. Bunu sakın es geçmeyin. Eğer size o elde örnek vereyim barbar gerekmiyorsa onun yerine dönüp başka bir asker alabilin. Bu çok değerli bir şey. Güzel, bu %30'da kalmış. Ben sadece okçularla %70 yapmışım. Şimdi bakalım. Bak mesela şimdi şuna bastınız mı? Buradan barbarı seçebiliyorsunuz. Şimdi ne yapalım buna biliyor musunuz arkadaşlar? 1, 2, 3 şöyle bırakalım. Arkaya da ikişer tane okçu bırakalım. Bu biraz da sola bırakmamın nedeni daha sonra dönüp şu çift topu vurabilmeleri. Çift topu yıktıktan sonra bizim okçular yeteri kadar uzak menzilden köy binasını rahatlıkla alır. Zaten o da iyi kötü %50'yi doldurduğu için 2 yıldızı çok güzel almış bulunuruz. Şu sağdaki menzil dışında olan biri var.
okçulardan. Dolayısıyla %70'i de rahat bir şekilde aldık. Bu da biraz daha size aslında taktik oluyor arkadaşlar. Bunları da göz önünde bulundurun eğer sıfırdan bu yan köyü geliştirecekseniz. Bakalım yüzde kaç alacağız? Aa, %70 berabere. Helal olsun sana. Bakayım, merak ettim nasıl saldırmış. Bakalım. Güzel güzel. Bak, bu da bir taktik saldırmış, görüyor musunuz? Öncelikle bizim diğer elemanları indirmeye kalkışmış. Hemen bütün okçularını harcamamış arkadaş. Görüyor musunuz? Akıllı adam. Çift topta bakayım, çift top, yani çift topu da yine çift topla birlikte benim askerleri de almayı başarmış. Yani burada yaptığı en büyük şey aslında bütün askerlerini hemen tüketmemek olmuş. Aferin ona. 385 şu an kupamız. Biraz daha gidelim bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şimdi bak şöyle bir şey yapacağız. 1, 2, 3, 4, tamam mı? Bu topu aldım mı çok rahat aldım. Güzel, bu bir. İçeriye doğru girsinler. Daha sonra da buradan sağdan üstten girişeceğiz içeriye doğru. Bu sağdan üsttekiler çift topla uğraşırken. Aa, tabii buradakini ben unuttum. Burada bir tane daha top varmış. Bu kaçıncı top almış ya? Bunun köy binası kaçıncı seviye arkadaş? Ben görmedim o alttaki topu. İyi, %50. Öldü o nasıl şimdi de. Haa, çok iyi. Çok iyi, havada vole vurdu. Bakalım, artık ona kaldı. O alırsa alır, alamazsa bende top. Aynen, zafer güzel. 27 kupa daha buradan aldık. 412 şu an kupamız. 500'e doğru gidelim. Bir bakalım 500 alabileceğiz mi? Şimdi bunların hepsi aslında biraz bulmaca gibi farkındaysanız. 1, 2, 3, 4, tamam mı? Şuradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bütün defansları kaptık burada. Bir tek sağ üstteki şu top kaldı. O da ben alana kadar ben çoktan atı alıp Üsküdar'ı geçerim. Yani yüksek bir yüzdeyle bu eli de kapatmış oluruz diye tahmin ediyorum. Arkadan okçular geldi, güzel. Şu an %70'deyiz arkadaşlar. Evet, bir tane daha okla birlikte %80 olduk. Şu an şuradaki Keko aşağıdaki okçuyu görmüyor. Dolayısıyla Yıldız Laboratuvarı'nda alacağım. Geriye bir tek bu çift atar top kalacak gibi gözüküyor. Ve son okçumun da ölmesine izin vermeyeceğim. %90, süper, 2 yıldız. Bir zafer daha, 26 kupa daha buradan geliyor. Harikayız, devam edelim. Şimdi... Evet, bu zor bir köy. Bak bunu söyleyeyim, bu çok zor bir köy. Burada ne kadar hinlik yaparsam o kadar işime gelecek. Ve bunu öyle kolay kolay da alamazsınız, öyle söyleyeyim. Çünkü bak duvarlar falan bayağı gelişmiş. O yüzden buradan girmeyi tercih ediyorum. Arkaya da 3 tane okçu bırakacağım ama ölümüne daldım yani. Muhtemelen yenileceğim, söyleyeyim. Oo, Tesla falan da basmış. Bunu zaten imkanı yok, alamayız arkadaşlar. Bunun seviyesi köy binası olarak bizden daha yüksek. Üstelik biraz da gem kullandığı için kolay kolay alınamayacak bir köy. Tahmin ediyorum askerleri de iyidir. Canımı okumuştur diye tahmin ediyorum. Birinci seviye köy binasıyla alınacak bir köy değil bu. Ama yine de kötü saldırdığını söyleyeyim. Hiç iyi saldırmamış. %20 benden almış. Çok da iyi bilmiyor olsa gerek oyunu. Şimdi 1, 2, 3, 4 deyip şunu buradan alalım. Sonra soldan da içeriye doğru dilerseniz girelim. Evet, 4 tane okçum da şu an hayatta. Bizimkiler içeriye doğru girmeye başladı. Arkadan tank olarak ilerleyecekler diye umuyorum. Umarım köy binasını alabilirler. Köy binasına şu an saldırıyorlar, süper. Köy binasını da almaları benim çok işime geldi. Şu an %50'den fazla 2 yıldızla birlikte ilerledik. Çift top olaya daha yeni girdi. Dolayısıyla benim hala biraz daha okçularla oynama şansım var. O okçu binasını alamayayım ama soldaki alıyor mu lan? Ana, aldı valla. Yıldız laboratuvarını indiriyoruz, süper. %75'le falan kapattık herhalde, değil mi? Son okçumun ölmesine izin vermeyeceğim. %75 ile 2 yıldız aldık. Harikasınız sevgili okçu ve barbarlarım. 29 kupa daha buradan geldi. Bakın, daha köy binası biriz. Hiç gem kullanmadık. Şöyle kullanmadık. Asker yetiştirmek haricinde hiç gem kullanmadık. Ve çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi binaları pataküte alıyoruz. Şimdi. Zor bir köy. Çünkü güzel bir dikkat dağıtıcılık var burada. Ben direkt köy binasını oynayacağım arkadaşlar. Köy binasını alalım. Bir yıldızımız olsun. Arkasından 3-5 tane de artık ne sallarsak kar kalır bize. Gördüğünüz gibi %20 bandında takıldık kaldık ama şunu da alıyorlar. O da bizim için bir şey yani, sonuçta yüzde.
%30 daha bir yıldız. Bakalım ne olmuş. Yani onun kötü saldırmış olması lazım. Benim alabilmemiş. O %40 ile almış beni. Güzel olsun, sıkıntı yok. Şu an 449 kupadayız. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi alttan saldırabilirim. Alttan saldırırsam çok fazla bina alırım. Bu da benim işime gelir. Yani şöyle saldırıp iki tane daha buradan okçuları bıraksam ve o çift topa biraz daha hızlı bir şekilde girmeyi umsam. Eğer o çift topu indirebilirsem işim bayağı kolaylaşır, ama pek de mümkün olmadı ne yazık ki ya. Evet. 134'te kaldık. Onun çok kötü saldırmış olması lazım ki ben burada bir şeyler kurtarayım. Yavaştan artık birinci seviyenin sonuna doğru gelmeye başladık burada. Birinci seviye askerin maksimum alabileceği yer yavaştan buna döndü. Gördüğünüz gibi %60 alabilmiş benden. Güzel. Bakalım hala belki bir iki tane kötü köyü buluruz. Yine defansını güzel saklamış bir köy görüyoruz. Şuraya bir tane okçu bıraksak. Aldı, güzel. Şuraya bir tane okçu bıraksak. Ondan sonra da alt kısımdan hemen şuradan şeylerle gireceğim. Neydi adı? Barbarlarla gireceğiz. Barbarlar burayı aldıktan sonra diğer defansa da biraz ilerlerler. Ben de köy binasını da oradan alırım. Böyle bir yöntem bence iş görebilir. Zaten okçu binası kısa olduğu için muhtemelen daha fazla yakınlaşamayacaktı. Güzel oldu. %50'yi aldık buradan. Temiz iş. Allah bereket versin. Şimdilik daha fazlasında gözüm yok. Bakalım alabildik bir köyü. Vallahi o da %50 aldı ya. Aa, çok kötü olmuş. Süper ama olsun, helal olsun ona. Bir daha deneyelim. Aynı köy mü? Yok ama benzer bir köy. Şimdi direkt köy binasına mı saldırsak acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şuradan da ikişer ikişer sağa sola bırakalım. Bizimkiler de işteyse biraz daha fazla temizlik yapmış olur diye umuyorum, düşünüyorum. Şu an 2 yıldızımızı aldık. Arkadan 4 tane daha okçum saldırıyor. Ama yavaştan artık doyum noktasına geldi benim köydeki saldırılar arkadaşlar. %50'yi 2 yıldızda aldık. Bakalım o ne yaptı. Evet. Hadi bakalım. Görelim. Şimdi bu arada geliştirecek bir şeyim de kalmadı. Zaten biliyorsunuz şu an kaynak kalmadı. Kaynak olsa aslında geliştirecek bir şeyim de kalmamış bulunuyor. Yani dolayısıyla benim illa şu 40 dakikayı bir şekilde beklemem lazım. Adam %50 aldı ya la. Dur bakalım, yani biraz daha kötü köy bulsam aslında. Ah, şunun gibi. Bu da aslında çok kötü değil yani. Güzel bir şekilde köy etrafını tamamlamış. Şimdi 4 tanesine saldırsak acaba. Biraz da dikkat dağıtmak için şunu koysak. Güzel. Şimdi buradan da içeriye girsek. Acaba olur mu? Ya okçular keşke biraz daha uzaktan görebilse şurayı da. Ben de rahat bir şekilde köy binasını alsam. Şu an köy binasını görüyor muyum? Evet. Aa, ama okçular da görüyormuş. Kötü oldu bu. Evet, aslında yavaştan doyum noktasına geldik arkadaşlar. Bundan sonrası için tahmin ediyorum biraz daha yüksek şey lazım bana. Yine de bir iki tane daha deneyeceğim böyle. Kendimi zorlamak istiyorum yani, çünkü bir yandan da istiyorum ki 500'ü göreyim ama. Bak, bir tane şuraya dikkat dağıtıcı bırakalım, tamam mı? Sonra da şuraya diğer okçu barbarlarımızı bırakalım. Yani şu barbar şeyi, okçu kulesini de aldık. Gördüğünüz gibi bakın. Okçuları bıraktıktan sonra, okçular tekrar görünmeye başlamadan önce belli bir zaman iyi saldırı yapıyorlar. O dönemde eğer birer tane barbar bırakırsanız biraz dikkat dağıtıcı olarak okçuların daha uzun süre hasar vermesini sağlayabiliyoruz. Şu an %90 bandında bir yüzde tamamladık ama tabii ki bu da iyi sıkıyor. Allah var namussuz. Evet, %90 herhalde işimi görecektir. Yine kazandım diye umuyorum. Adam %100 aldı. Aynen arkadaşlar, yavaştan bunlar da seviyeleri geliştirdiği için daha rahat dalabiliyorlar. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bak. İki tane bundan, bir tane bundan. Tamam mı? Bu ölene kadar ben orada o testa çıktı yala. Tamam. Şimdi geriye kalan kısmını buradan şuraya saldıralım. Bu okçu kulesini de indirdik. %28'deyiz şu an ama daha fazla da alabileceğimle ilgili şüphelerim var, çünkü nereden gidersem gideyim bir tane defans binasına yapışabiliriz.
Evet işte budur. İşte bu aradığım motivasyon. Köy binasını tek başına 2,5 dakikada indirebilecek olan bir okçu. Günün kahramanı olarak bu okçuyu belirledim arkadaşlar. Bekleyelim ve indirmesini görelim. Evet ama şunu da söyleyeyim. Sıfırdan başlamış bir köy için çok iyi yol kat ettik. Şu an bu benim bulunduğum kupa aslında gayet iyi bir kupa. Öyle kolay kolay da ilk seviyede binayla gelemezsiniz. Bunlar da size ufak ufak taktikler olsun dostlar. 485. Son bir saldırıyla şunu 500'e fitlemek istiyorum. İnşallah yapabilirim. Yapamazsam da çok zorlamayacağım. Artık bir yerden sonra şans olması lazım. Çünkü baksanıza adam bütün defans binalarını çiçek gibi koymuş içeriye. 1, 2. Şimdi bu okçuyu neden aşağı koyduğumu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü diğer türlü soldaki top atarın daha yüksek menzili var. Ama sağdaki kısa bina çok fazla menzile sahip değil. Şu an merkez binasına saldırıyoruz ama pek bir şansım yok gibi gözüküyor. %37 bandında kalacağız. Daha fazla da herhalde alamayız diye düşünüyorum. Karşıdakinin çok kötü saldırması lazım ama sanmıyorum. Evet genel olarak arkadaşlar bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Lütfen aşağıda bulunan beğenle de beğen bölümüne tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Bunlar size ufak taktikler, bu bölüme devam etmeyi planlıyorum. Eğer etmemi istiyorsanız yorumlar kısmında yazın. Burayı tamamen gemsiz, gemsizden kastım sadece askeri hızlandırma için kullanacağım şekilde gemsiz olarak yapacağım. Ve bu seriye de devam etmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bir yandan da şu şeyler neredeydi? Duvarlar bitti değil mi? Aynen duvarlar da bitmiş. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Onur.app.id'nde Instagram sayfamı oraya da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.